Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi Doğaç'ın bilançosu geldi. Doğaç'la ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Yol haritası var mı yok mu? Bir ederi var mı yok mu? Bütün detaylarıyla bilanço analizine, muteviyatına bakacağız. Ama öncesinde biraz daha geçmişe gidip bakalım bu şirket hakkında daha önce neler söylemişiz, hangi seviyelerde paylaşmışız. Ve en önemlisi bu şirketin nerelere kadar gidebileceği ile ilgili... Ön görülerimizi paylaşmışız. Ne demişiz şimdi? Şimdi değerli dostlar özellikle 35 TL'deki seviyelerden beri e, YouTube katılda paylaştığım bir şirkettir Doğaş. Burada da işte görüyorsunuz tarihini de buradan göreceksiniz. 28 Ocak 2022'de mi? Evet. Yani o zaman 35 TL'ydi ve sürekli güncel olarak paylaştığım şirketler arasında yer alıyorlar kendileri. Burada Doğaş Yakup Ekenoğlu yazdığınızda, zaten çıkacaktır. Özellikle çok yakın bir zaman dilimi içerisinde yani 28 Temmuz'da Ağustos'a girmeden yani 15-20 gün önce e, hiçbir aracı kurum e, 350-400 TL hedef fiyat vermezken biz 2 ay önce ise fiyatı 100 TL'deyken bu rakamları rahatlıkla görebileceğini öngördük. Sistem'e güveniyorum. Da bunları geç yani bunlar genel itibariyle 3 aşağı 5 yukarı bildiğiniz şeyler. Bakın burada 118 TL'den e, paylaşmışız ve demişiz ki 5 e, kaç TL demişiz ya? Evet. 317, 400 TL, 345 TL. uç aşağı 5 yukarı şuradaki rakamları görebilme ihtimali var demişiz. Keza şirket zaten 300 TL'nin üstüne çıktı gibi oldu. Yani hemen hemen o civarlarda. E, şimdi yeni bir yol haritası var. O yol haritasına bir bakacağız. Özellikle bakın burada yapmış olduğum açıklama aslında bunların ee, çok ciddi seviyelerde gidebilme ihtimali potansiyeli yüksek olan şirketler. Yani düşünün 35 TL'den alıp şu an bekleyen hatta daha dost yani daha doğrusu bu saatten sonra da bekleyen insanların ciddi anlamda para kazanabilme ihtimali olan şirketlerden bahsediyoruz. Burada mutlaka ama mutlaka temel analiz anlamında çektiğimiz videolara dikkat etmeniz gerekir. Ha bilanço beklentileri karşılanmamış olabilir bazı şirketler üzerinde söylüyorum. Bir hafta iki hafta belki bir ay iki ay boyunca gitmeyebilirler. Burası tamamıyla temel analiz yeridir. Temel analiz videoları çektiğimiz için desteğini direncini nereden dönecek güzel bir oluşum olmuş mu olmamış mı bunları es geçiyoruz. Burada temel analiz yani yıl sonunda şöyle bir kar açıklar ise şu kadar ede fiyat verilebilir tahmini olarak söylediğimiz bir şeydir. O yüzden bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi hemen şöyle bir geçelim bir bilançoya nasıl bir bilanço göndermiş. Şimdi yıllık bazda satışlarına baktığımızda 147 seviyesinde satışlarını artırdığını görebiliyoruz. Brüt karı yüzde 180, esas faaliyet karı yüzde 190, FVOC yüzde 192, net dönem karı yüzde 227 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda dönem varlıklarını yüzde 35 seviyesinde artırmış, duran varlıkları yüzde 2 seviyesinde artmış. Net borç ise %260 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz Buradaki net borca bakıp böyle kafayı yemeyin hiçbir şeydir. Yani hiçbir şey. Ee, yani burada mesela dönem varlıklarıyla e, finansal borçlarını ve nört borçlarını rahat bir şekilde ödeyebilecek durumdadır. Ekstradan öz e, kaynaklarının güçlülüğünü de burada yine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki rakam hiçbir şekilde sizi korkutmasın. Gayet güzel bir bilanço gibi duruyor şu ana kadar. Öz kaynakları ise 39 seviyesinde artırmış. Nakit ve nakit benzerlikleri ise %45 seviyesinde azalmış. Şimdi en önemli hususlardan bir bir tanesi bu FK arasındaki ilişkiler. Her zaman temel analiz videoları çekerken buraya dikkat etmenizi rica ediyorum diyorum. Şimdi değerli dostlar buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Tekrar söyleyeyim. Şimdi cari FK'ya baktığımızda 4,38 ki bilanço gelmeden önce 5,5 seviyelerindeydi. FK ortalamamız, FK ortalamamız 3,92 seviyesindeymiş. Şöyle baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı FK ortalamasının bir tık üstünde fiyatlandığını görebiliyoruz. Ama prospektif FK'ya baktığımızda değerli dostlar burada prospektif FK'mız 2,19 yani yıl sonunda bu şirketin FK'sı yapacağı karlarla beraber 2,19 yani 2,5'un altında düşme ihtimali yüksektir. Şimdi bu veriler ışığında baktığımızda şirket %100'den fazla iskontoludur. Değil mi? Evet, %100'den fazla iskontolu olduğunu görebiliriz. Yani şuradaki sadece buradaki şeylere baktığımızda tabii bu her şirket için geçerli değil. şirketin biraz da altyapısı olması lazım. Biraz böyle satışlarını tarihi zirvesinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Favok'unu tarihi zirvesinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Net karını tarihi zirvesinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu net kar faaliyetlerden mi gelmiş diye bakmak gerekiyor muhteviyata. Özellikle bakalım yatırım faaliyetlerinden gelir var mı? Çok cüzi bir miktarda. Çok da böyle bir önem arz etmiyor. Yani böyle da bir milyar bile değil. Özellikle bakın finansal gelirlere baktığımızda bir şey yok. Finansal gidere baktığımızda ekstradan bir gider de söz konusuymuş. Yaklaşık 1 milyar 800 milyon. 2 milyar desen. 2 milyar seviyesinde de bir vergi varmış burada. Esas faaliyet dışı finansal giderler varmış. Ondan sonra hemen şöyle bir bakalım. Sürdürülen faaliyetler vergi giderine baktığımızda da burada da 1 milyar 700. Yani aslında şirketin karı 10 milyar seviyesindeyken net dönem karı 9 milyar gelmiş. Niye? Çünkü bazı giderler varmış. Bazı finansal giderler varmış. O yüzden yani şirket aslında çok güçlü bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bu tarz şeylerde dikkat etmek gerekiyor. Birinci önceliğimiz yani buradaki FK olayını anlayabilmemiz için şirketin bilinçli bir şekilde ve düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde merdivemsi bir yapıya sahip olması gerekiyor satışta. Yine aynı şekilde merdivemsi bir yapıya sahip olması gerekiyor FAVOK. Yine aynı şekilde net kar, yine aynı şekilde esas faaliyet karı. Hemen buradan esas faaliyet karına da bir bakalım grafiksel olarak. Şöyle. Evet burada da baktığımızda ciddi anlamda bir yükseliş söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Çeyrekten yani bir 2023'ün 3. çeyreğine baktığımızda fırlamış. Gayet güzel duruyor. Evet yani burada %100'den fazla %140, %140-50 seviyesinde bir iskontoya sahip olduğunu görebiliyoruz. Daha fiyata bakmadan %100'ü ne demek? 300 desen 600, 800 TL seviyesinde bir eder çıkıyor. Ha şurada. Şuraya bakarsan. Sadece buraya baktığımda ben 800 TL bir eder çıkardım. Daha iskontosuna bakmadı. Şimdi bakacağız. FDFavo'ya baktığımızda 4,54 FDFavo ortalaması 3,84 ee, bir tık daha fazladır, bir tık daha pahalı FDFavo'nun ortalamasından cari FDFavo bir tık daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Piyasa değeri bir defter oranına baktığımızda bir tık daha fazla olduğunu yine aynı şekilde görebiliyoruz. Net borç favuğa baktığımızda bakın o yüzden şirketin borçluluk anlamda herhangi bir sıkıntısı olmadığını buradan görebiliyoruz. Şimdi yabancı para pozisyonuna baktığımızda değerli dostlar ee, daha önce bir 1,5 milyar seviyesinde yabancı para pozisyon açığı varken şu an artıya geçmiş 1 milyar 700 milyon seviyesinde. Bu gayet güzel. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımızda 900 milyonluk bir yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş. Ertelenmiş vergi giderini baktığımızda ertelenmiş vergi geliri 213 milyon seviyesinde cüzi çok böyle önemsenecek bir şey değil. Keza buradan zaten finansal giderlerden 3 aşağı 5 yukarı birbirlerini götürseler. Yani yaklaşık 2 milyarlık bir finansal gider söz konusu. finansal giderin olması güzel yani şu şekilde güzel. Yani yatırım faaliyetlerinden gelir elde edeceğine ya da ne bileyim ertelenmiş vergi gelirinden daha doğrusu e, gelir elde edeceğine e, gider olsun. En azından bilebileceğiz ki yarın öbür gün bu şirket o finansmanlarını kıstığında karlılık ciddi anlamda artabilecek. O yorumu yapabilelim. Gayet güzel şu ana kadar herhangi bir sıkıntı görmedik. Şimdi brüt kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde net kar marjı bir önceki çeyreğin altında olumsuz. O da finansmal giderden kaynaklanıyor olabilme ihtimali var ee, ya da karmajlarının e, kar marjlarının daralmasıyla ilgili e, şirket e, orada ya, aracı satmak için e, o iskontoyu uygulamış da olabilir. E, fabuk marjına baktığımızda e, bir önceki çeyreğin üstünde olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı da bir önceki çeyreğin altında gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu olumsuz, bu olumsuz. Yani olumlu yüzde %100 e, öz kaynak karlılığı %113. Gayet güzel. Ama bir önceki çeyreğe göre bir tık düşmüş. Onu da belirtmekte fayda var. Büyüme oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda kusursuz bir büyümenin içerisinde olduğunu ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Karlılık oranlarına baktığımızda yıllık bazda kusursuz bir bilançoy gönderdiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda da öz kaynak karlılığı ve net kar marjı biraz önce de değindiğimiz üzere daralmalar meydana geldiğini yine aynı şekilde görebiliyoruz. Likidite oranlarına baktığımızda cari oranı yıllık bazda artmış, likidite oranı daralmış, nakit oranı daralmış, finansal borç oranı daralmış, kaldıraç oranı daralmış, aktif devir hızı iyileşmiş, stok devir hızı iyileşmiş. Çeyreksel bazda baktığımızda cari oran artmış, likidite oranı daralmış, nakit oranı daralmış, finansal borç oranı daralmış, kaldıraç oranı daralmış, aktif devir hızı artmış. Stok devir hızı ise daraldığını burada ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Grafiklerle nakit akım tablosuna baktığımızda dönem karı 9 milyar seviyesindeymiş. E bu 9 milyar seviyesindeki dönem karına karşılık olarak işletme faaliyetlerinden nakit akışlarını 3 milyar seviyesinde bir nakit akış öğrettiğini görebiliyoruz. Tabii biz her zaman ne söylüyoruz? E, Gönül istiyordu ki her zaman ee, dönem karı kadar bir nakit akış öresin bir daha biraz daha fazla da olabilme ihtimali olsa güzel olur. Ama herhangi bir sıkıntı yine olmadığını söyleyebiliriz. Yatırımlara baktığımızda böyle ciddi bir artış söz konusu olmadığını yine aynı şekilde ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Şimdi gelelim iskonto bölümüne. Şimdi değerli dostlar bu temettü şirketi olduğu için şimdi bu programı kullanan dostlarımızda bu eder çıkmayacaktır. Neden? Çünkü burada temettü kapitülasyon yöntemi var şirket eğer ki düzenli bir şekilde temettü ödeyecekse ki 2024'te 28 TL iş yatırımın verilerine göre 28 TL bir temettü dağıtma potansiyeli yüksek olabilme ihtimali var demişler. E şimdi bu edere göre hesapladığımızda yani 650-700 TL seviyesinde temettü kapitülasyon yöntemine göre ederi çıkıyor. Ben bunu 550 TL olarak aldım. Niye? Çünkü ben her zaman iskonto oranı bir tık daha düşürmek istiyorum. Yani en azından sağlam olsun ama bizim olsun diyorum. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Yıl sonu beklenen tahmini net karımız 28 milyar seviyesi. 28 milyar seviyesinde bir dönem karı, e, net dönem karı açıklar ise bu şirket yıl sonundaki karı, prospektif ise başına kar 128 TL olacaktır. Prospektif fiyat kazancımız ise 2,20 seviyelerinde olacağını söylememde fayda var. Favok'a göre 414, prospektif eder'e göre 550, bir lot olması gereken eder fiyatı 650. Yatırımlara göre hedef fiyatımız 538 TL yani iskonto oranımız %91'miş. Yıl sonunda da beklenen hedef fiyatımız 545 TL. İskonto oranımız %94'müş. 3 aşağı beş yukarı baktığımızda burada 940 TL'ler, 640 TL'ler, 1000 TL'deki rakamları görebiliyorsunuz. Buralara da gidebilme ihtimali var. Ama ben bu şirket için en azından e, şirket bu şekilde devam eder ise karlılık bu şekilde gelirse çünkü otomotiv sektörünü çok iyi takip etmek gerekiyor. Otomotiv sektörü ticari araçlarda bir daralma meydana gelirse tabii ki bu söylediğimiz kar gerçekleşmeyecek. Bu söylediğimiz kar gerçekleşmediği gibi bu iskonto da gerçekleşmeyecektir. Ama veriler bu şekilde gelmeye devam ederse ki 2023 yıl sonu beklentilerini paylaşmıştım. Onu da bir okuyun Twitter'da. Her şey böyle güzel giderken gider ise bu şirketin ederi minimum 600-700 TL seviyelerinde olabileceğini düşünüyorum. Eğer vakit bulur isem özellikle böyle şey var biliyorsunuz sermayesinden fazla kar edenler bölümü var orada çok manyak bir tüyo var o tüyoyu göstereceğim tabi doğaç da bu işin içindedir o yüzden doğaçın ne kadar ucuz olduğunu buradan anlayabileceğiz onu da bir sonraki videoda büyük ihtimalle anlatmaya çalışacağım. E ee, bence her iyi yatırımcının elinde portföyünde olması gereken şirketlerden bir tanesi uzun vadeli yatırımın göz bebeği olarak düşünüyorum. Ben bunu her bilanço geldiğinde paylaşıyorum. Eğer veri iyi geldikçe yani tabii ya, şimdi ya bu bilanço bu kadar güzel olmasaydı paylaşamazdım. Niye? E şimdi veri iyi gelirse paylaşmaya devam edeceksin. Veriyi takip edeceksin. Bilançoyu takip edeceksin. Herhangi bir bozulma yok. 10 numara 5 yıldız bir e, şirket olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ölüsü 600 TL olarak değerlendiriyorum. E, mutlaka e, portföyde bulundurması gerekiyor diyorlar analistler. Bu şirket e, yatırımcısını ciddi anlamda zengin edebilme ihtimali var. Keza 35 TL'den paylaşan, 35 TL'de keşfeden bir adam olarak ve düzenli bir şekilde katıl üyelerime paylaştığım bir şirket olarak, tanıdığım bir şirket olarak... Bu cümleleri rahat bir şekilde Kendi duygu ve düşüncelerimi belirtiyorum Umarım gerçekleşir Umarım 809 TL olur Ki bana soracak olursanız Bu şirketin ederi 900 TL Bakın bu şirketin ederi Şu anki finansal tablolar Ve yıl sonunda beklediğim şu kar gelir ise Bana soracak olursanız 900 TL'leri Rahat bir şekilde görebilme ihtimali var Fro Frodo'yu yakalayabilme ihtimali var Ama Frodo'nun tabi başka bir hikayesi var Ciddi anlamda yatırımları var bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Ee, şimdi şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Tekrar aa, böyle biraz fazla konuştuk ama kesinlikle bakın bunlar yatırım tavsiyesidir. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Yani bu temel analizdir. Yarın öbürsü gün düşebilir. Endeks düşerse bunlar da düşer. Ee, ben orayla ilgilenmiyorum. Ben yıl sonunda yapacağı karı bekliyorum. Yani o kar gelir ise benim buradaki iskontomda çıkan rakamın tutturulması gerekiyor. Yani benim yani sistemime güveniyorum. Temel analiz verilerime de güveniyorum. Ee, ama tabii şimdi endek saçma sapan olur onu bilmem. Ama şu verilere göre baktığımda minimum 700-800 TL ederi var. Minimum bana soracak olursan. Benim şahsi görüşümdür. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.